olacak. İki bölüm halinde Profesör Selim Balcısoy tarafından finansal hizmetler için büyük ölçekli mekan zamansal veri kümeleriyle davranış analitiği konusunda dinleyeceğiz. Dr. Selim Balcısoy doktorasını 2001 yılında bilgisayar bilimleri alanında İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan'dan almıştır. 2001 ve 2004 yılları arasında Nokia Araştırma Merkezi Dallas'ta kıdemli araştırma mühendisi olarak bulunmuştur. Dr. Balcısoy 60'ın üzerinde yayını ve bir ABD patenti vardır. Araştırma alanları görsel analitik, artırılmış gerçeklik, veri görselleştirme ve kültürel mirastır. 2004'ten beri Sabancı Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği programında profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca VisioThink ve Health Mobile Software'in de kurucularındandır. Hocam hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz. 9'dan ve 10'da iki bölüm olarak buyurun. Ara verebiliriz isterseniz arada bir 10 dakika. Tabii. Merhaba, teşekkürler davet ettiğiniz için. Bugün ara mutlaka veririz. Zaten bu online dünyada ona ihtiyaç oluyor. Merhaba arkadaşlar. Şu ekran görüntüsünü izin verir misiniz lütfen? Ekran görüntüsünü paylaşamıyorum. Tekrar deneyin hocam. Tamam, şimdi buluyorum. Evet, umarım şimdi gözüküyordur. Evet Ekran. hocam görünüyor. Tamam. Buyurun lütfen. Okey. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi veri bilimiyle daha çok ben ilgileniyorum ve ilgilendiğim bu veri biliminde alanları şu ilk slide geçmişti. Karmaşık işlerden oluşuyor. Bu gördüğümüz resim 3 farklı meslekte insanı tasvir etmekte. Ama aslında üçü de bir nevi veri bilimi işiyle iştigal ediyorlar. Bir cerrah çok kısa zaman içinde çok kısıtlı veriyle kritik kararlar alması gerekiyor. Önünde herhangi bir bilişim teknolojisi olmadan, Google'a bakmadan ya da birileriyle konsültasyon yapmadan o anda karar veriyor. Halı almaya gittiyseniz oradaki kişiler de sizin hakkınızda böyle detaylı soru cevaplar yapmadan içeriye girdiğiniz andan itibaren yaklaşık bir 5-10 saniye içinde sizin profilinizi çıkartıp ne alabileceğinizi, size ne satabileceğinizi çok iyi tahmin eden kişilerden oluşuyor. Tabii borsada da benzer bir durum söz konusu. İnsanlar kısıtlı verilerle akan büyük bir veri kümesi içinden onlar için en kıymetli olanı anlamaya çalışıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Böyle bir dünyanın içinde büyük verilerle işimizi yapmaya çalışıyoruz. Slaydı geç. Tekrardan geri döneyim. Açılış slaydını gösteremedim demin. Mouse'da bir sorun oldu. Ben Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Belki diğer arkadaşlardan da görmüşsünüzdür ama şu uzun zamandır uzak kaldığımız kampüsü görmek yine de moral veriyor. Laboratuvarım da iki farklı kurum tarafından kurulan değişik bir laboratuvar. Hem Sabancı Üniversitesi'den bilim insanları var. Hem MIT Media Lab'den bilim insanları var. Farklı şirketlerin destekleriyle uzun zamandır yürütüyoruz bu işleri. Hem veri tarafından destekleri oluyor, hem fonlama tarafından destekleri oluyor. Böylece farklı altyapılara da erişme şansımız oluyor. Ama günün sonunda yaptığımız iş bu aslında üç farklı meslek erbabının veya bunların daha farklı şekilde ticari dünyada karşılığı olan iş birimlerinin işlerini modellemek, simüle etmek. Tabii bunun için de çok farklı veri kaynaklarıyla iş yapmamız gerekiyor. Bu veri biliminden çok kısa bir iki slide'da bahsetmek istiyorum.
kontekste oturtabilmek için, çerçeveyi çizebilmek için. Çünkü farklı farklı algılar oluyor. Bir de yani yaklaşık 6-7 senedir bu işin içinde olan birinin görüşünü de ben katkıda bulunmak istedim. Burada veri bilimi projelerine başlarken bu dünyanın içinde sihirli bir şey yok. Makine öğrenme yaklaşımları hiçbir şekilde tek bir tuşla bu problemi çözemiyorlar. Problemin çözümünün çok önemli bir kısmı verinin hazırlanması, sırf temizlenmesi değil, temizlenmesi diye de geçiyor ama verinin ve öz niteliklerin hazırlanmasıyla geçiyor. Problemin tanımıyla geçiyor. Ve önemli sorulardan biri de bugün daha büyük verinin işlenmesiyle ilgili, sizlerle ilgili olan bu eforu nasıl azaltabiliriz? Ve azalttığımız zaman da modellerin keskinliğini arttırmış oluyoruz. Genelde şöyle bir algoritmik yaklaşım tutkunluğu da oluyor. Daha yeni veya daha egzotik makine öğrenme algoritmaları daha iyi sonuç veriyor diye. Ben ona tamamen katılmıyorum. Problemin çözümünü yaptıktan sonra en basit bir karar ağacıyla bile çözebiliyorsanız ondan sonra farklı algoritmalarla ilerletebilirsiniz. Ama önce problemi tanımlamak ve çözmek gerekiyor. Bir de bu yani veri bilimi ve büyük veri farklı konular, çok farklı konular. Bunu iyi tanımlayabilmek gerekiyor. Çünkü şöyle bir de bir problemimiz var. Yani veri bizim çok büyük verilere ihtiyacımız var ya da bu problemi çözemiyoruz. Elimizde çok büyük veri yok sözleri. İşin pratiğine dikkatlice kurguladığınız zaman küçük veriyle de çok fazla şey yapıldığını gördük. Bir iki kritik alan ve sektör dışında veri bilimi yaptığınız işlerin çoğu bir laptopta çözülebiliyor. Pratikte öyle. Ha, o kritik alanlar nedir? Zaten bugün konuşacağımız o alanlardan biri finans. Gerçekten ciddi manada kapsamlı veri setleriyle çalışmamız gerekiyor. Telekom, yani sanayiden bahsedersek. Bu iki alanda enerji sektöründe de öyle. Gerçekten ciddi verili büyüklükleriyle ve hızlarıyla uğraşmamız gerekiyor. Bu yüzden bu problemlere yaklaşırken yeterince büyük verimiz yok değil. Yani elimizdeki veriyi nasıl genişletebiliriz, zenginleştirebiliriz diye düşünmek lazım. Bugün göreceğimiz bütün projelerde hiçbirinde öyle diyeyim, şirketlerin ürettiği veriler olduğu gibi kullanılmamıştır. Mutlaka farklı şekillerde öz nitelikler geliştirilmiştir, eklenmiştir, endekslerle eklenmiştir, özetlerle eklenmiştir. Ağ ilişkilerine bakılmıştır veya veri zenginleştirilmiştir. Hava durumuyla zenginleştirilmiştir. Mekansal olarak etrafta bulunan başka point of interestlerle zenginleştirilmiştir. Bunlar olmadan zaten veri bilimi olmuyor. Bir ham veriyi alıp bir zaman serisi verisini mesela alıp onun üzerinden yapabileceğiniz basit bir çıkarım çok fazla sizi götürmez. Ama onun üzerinde yani bir zaman serisinden 720 tane farklı öz nitelik yaratabiliyorsunuz. Ve onları bir incelemeye soktuğunuzda çok farklı dünyalar çıkıyor. Tabii bu öz nitelik patlaması kullanacağınız donanımlar ve altyapılar içinde önemli oluyor. Eğer siz bunu keşifsel kısımda değil de aynı zamanda üretimde yani canlıya almak deniyor ya sanayide. Canlı sistemde yapmaya başladığınızda o zaman gerçekten ciddi altyapılara ihtiyacınız var.
Bu keşif ve canlı ya da production da çok enteresan bir ayrım. Bizim üniversitelerde yaptığımız tabii ki her zaman exploration, yani keşifsel problemin çözümüne yönelik fikirler. Biz bu problemi bu algoritmayla bu keskinlikle çözüyoruz. Biz bu algoritmayı bu problemi şu şekilde çözebiliyoruz veya şu iki şekilde çözüyoruz. Siz karar verin şeklinde çıkarımlar üretiyoruz. Ama siz onu üretime attığınız zaman, yani bir iş akışının parçası olduğu zaman, o zaman işler değişiyor. Orada güncellemeler ve bakımlar giriyor. Makine öğrenme modellerinin de bakımı var. Makine öğrenme modelleri de zaman içinde problem tanımına göre doğru sonuçtan uzaklaşıyor. Çünkü aslında makine öğrenme modeli dediğimiz olay bir dünyanın benzetimi. Siz bir verilerle bir dünya kuruyorsunuz. Nasıl uçak simülatörleri var. Siz de mesela bir satış simülatörü kuruyorsunuz. Satış tahmini modeli kuruyorsunuz. Orada bir özneliğiniz döviz kuruysa, o değiştiği zaman sizin modeli tekrardan eğitmeniz gerekiyor. Bazı modeller günlük eğitiliyor. Mesela e-ticaret dünyasında bazı modeller yılda bir kere eğitiliyor. Mesela sigorta dünyasında. Bir de burada hazır yeri gelmişken vurgulamak istediğim, bu veri bilimi kolaboratif bir iş. Yani şöyle bir anlayış da var. Biz bu verileri veri bilimci arkadaşlara verelim. Onları güzel donanımsal altyapı da sağlayalım. Onlar çözsünler. Ve bu böyle olmuyor. Niye olmuyor? Bir kere sizin problemi anlamanız için o işi yapan insanlarla konuşmanız gerekiyor. Burada göreceğimiz örneklerin tamamı böyle. Çünkü o işi onlar biliyor. Siz bilmiyorsunuz. Bilemezsiniz de. Buna İngilizce'de domain expert denen kişilere ihtiyacınız var. İşin başında özellikle. Sonra veriyi üreten kişilerle konuşmaya ihtiyacınız var. Çünkü bütün verilerde farklı değişik hatalar olabiliyor ya da beklenmedik, dokümante edilmemiş özellikler olabiliyor. Bunları insanlarla konuşarak, o veriyi üreten insanlarla konuşarak elde ediyorsunuz. Kendiniz makinalardaki farklı araçlarla bunu bir yere kadar keşfedebiliyorsunuz. Ama insanlarla konuşmak hem daha çabuk oluyor, hem çoğu zaman daha doğru oluyor. Bir de veri zenginleştirmekten bahsettiğimizde, verileri satan firmalar var. Yine onlarla da yakın bağlantıda kalıp bu alışverişi, veri alışverişini tartışmak gerekiyor. Yine herkes kendi malının çok iyi olduğunu söylüyordur. Veri dünyasında da aynı şey geçerli. Fakat her veri kaynağında farklı iyi tarafları var, kötü tarafları var. Siz bir kendi veri gölünüzü, diyelim bir harita verisiyle veya bir hava durumu verisiyle beslediğiniz zaman onun kuvvetli ve zayıf taraflarını bilmek istersiniz. Bunlar her zaman da dokümantasyonda yazmıyor tabii ki. En son olarak ve en önemli olarak veri bilimi aslında IT tarafıyla ciddi sıkıntılar yaşanan bir alan. Çünkü siz en ufak bir tablo istediğiniz zaman veya en ufak bir şey çalıştırmak istediğiniz zaman operasyonel sistemler üzerine bir bilişim ve zaman yükü getiriyorsunuz. O yüzden de IT ile neyin ne zaman olacağına dair ciddi konuşmak, el sıkışmak gerekiyor. Bunlar biraz havada sözler olarak kalabiliyor. Farkındayım. Ancak gerçek hayatta projelerin olmasıyla olmaması arasında
özellikle bu kolaboratif tarafı iyi düşünülmemiş projeler hiçbir zaman hayata geçmiyor. Ne akademik olarak hayata geçiyor, ne ticari olarak. Şimdi buradan devam ederek bu veri bilimiyle ilgili belki daha farklı yerlerde de gördüğünüz bu üç daireyi tekrardan vurgulamak istedim. Domain expertise, matematik bilgisi ve bilişim, bilgisayar bilimleri el ele gidiyor. Matematik çok önemli. Yaptığımız işin herkesin de arkasında istatistik ve lineer algebra var. Bu olmazsa olmaz. Domain expertise de olmazsa olmaz. Ve burada hız, analitik karmaşıklık, keskinlik, veri büyüklüğü ve veri karmaşıklığı yine birbirleriyle etkileşim altında içinde. Burada veri büyüklüğü demin bahsettiğim gibi verinin orijinal verilerin büyüklüğünden çok üretilmiş verinin büyüklüğü ve karmaşıklığı önemli. Elimizdeki yaklaşımlarla çok ufak veri setlerinden de çok karmaşık veri setleri türetebiliyoruz. Ve analiz çalışmalarımızda daha çok bu türetilmiş veri setlerinden, türetilmişten kastım özdelik, üretilmiş özdelikler üzerinden yaptığımız için karmaşıklık hızla artabiliyor. Bir ticari şirketin müşterileri hakkında tuttuğu veri 20-30 kolonken birdenbire yüzlerce kolona hızla büyüyebiliyor. Tabii bu bütün matris işlemlerinde de bu yüzlerce kolon ve milyonlarca müşteri çok ciddi bir yük getiriyor. Asıl karmaşıklığı yaratan konu bir müşteri diyelim çok basit satış yapıyorlar. E-ticaret ne olabilir diyorsunuz değil mi? İnsanların ID'si var. Onların belki bir iki sosyoekonomik verisi var. İşte nerede oturuyor? Yakaladıysa kaç yaşında? Yakaladıysa nerede çalışıyor? Gelir gibi basit şeyler var. Bir de satın almaları var. O öyle olmuyor tabii. Siz o ham verilerden işte en son nerelerde bulunmuş, neresi birinci bulunduğu coğrafya alan, ikinci bulunduğu coğrafya alan, hangi saatler arası aktif gibi bir sürü oluşturuyorsunuz. Ve bu modelinizi onlarla besliyorsunuz. Bunlarla beslediğiniz zaman tabii verinin karmaşıklığı eksponansiyel artmaya başlıyor. İşin karmaşık kısmı da orada başlıyor. Bugün ilk anlatacağım dünya kişilerin finansal durumunu tahmini. Yani kredi verilebilir kişiler mi, kredi verilemez kişiler mi? İkincisi de bir bankayla çalışmaya devam etmek istiyorlar mı, etmek istemiyorlar mı? Buna churn deniyor. Elimizdeki veri de bugün farklı senaryolarda hep göreceğimiz aynı veri zaten. Bir bankanın yaklaşık 6-7 sene önce bize verdiği bir az sayıda müşterisinin anonimleştirilmiş bir senelik kredi kartı işlem verisi. Yani A kişisi şuralarda para harcamış. B kişisi buralarda para harcamış. Ne almış? Saat kaçta almış? Nereden almış verisi var tabii. Çünkü siz bir kredi kartı işlemi yaptığınızda bu bilgiler sisteme düşüyor. Buradan biz verilerden, yani bu basit veriden, demin bahsettiğim gibi çok farklı özellikler üretmek için bu veriyi bir çalıştık.
zamansal ve mekansal ayrıştırdık. Harcama kategorilerine göre ayrıştırdık. Ve basit bir neural network yapısı altında kişilerin kredibilitelerinin yüksek olup veya düşük olduğuna dair bir ayrıştırma yapabildik. Bunu yaparken çalışmaların genelde kilit noktalarından bahsetmeye çalışacağım. Bunu yaparken öncelikle ham veriyi olduğu gibi işlemek değil, demin bahsettiğim gibi farklı kategorilere ayırmaya çalıştık. Farklı düzenlemelere ayırmaya çalıştık ki parayı saçan birisiyle parayı dikkatli kullanan birisi arasındaki farkı görebilelim. Tabii bir de bankanın bize sağladığı etiketler vardı. Yani bu kişi birinci senenin sonunda gerçekten iflas etti. Bu kişi de bizim için kredibilitesi yüksek bir kişi diye. Mesela burada X ekseninde bu harcama yapılan yerlerin kategorileri var. İşte yakıt olabilir, lokanta olabilir, süpermarket olabilir, otel, restoran olabilir, e-ticaret olabilir. Bir de bu satın almaları saat kaçta ne kadar para harcadıkları ne kadar para harcadıkları var. O da Y ekseninde. Bunlara baktığımız zaman, çıplak gözle baktığımız zaman tabii bazı ayrışmalar olduğunu gördük. Bunlardan bir ağ yarattık. Şimdi burada iş biraz karmaşıklaşmaya başlıyor. Buraya kadar diyeceksiniz ki korelasyon matrisleri falan çıkarttık. Ama şimdi buradan bir ağ yaratıp bir teorinin üstüne bunu kurguladık. Dedik ki insanlar benzer davranışlar gösteren insanlar benzer zamanlarda benzer mekanlara giderler. Ve benzer alışverişler yaparlar. Bunlar birbirlerini tanımasalar da mesela aralarında yakınsamalar vardır. Bu davranış analitiği alanında çok kullanılan bir yaklaşım. Biz bu yaklaşımın üstüne bu bulduklarımızı koyduğumuz zaman 3 tane yeni özdelik çıkıyor. Yani diversity, loyalty ve regularity diye isimlendirdik. Yani siz ne kadar farklı mağazadan alışveriş yapıyorsunuz? Alışveriş yaptığınız mağazalara ne kadar bağlısınız? Yani aynı kategoride hep aynı mağazadan mı alışveriş yapıyorsunuz? Bir de aynı mağazadan hep aynı kategoride hep aynı mağazadan mı alışveriş? Yani sık sık aynı yerden mi alışveriş yapıyorsunuz? Bu üçü başka bir boyut getiriyor. Bu boyutlar normalde veriye baktığınız zaman çıplak ham veride olmayan boyutlar. Bu boyutlarla analizi yaptığınızda insanların halihazırda var olan yani bir bankanın işte Türkiye'de 4 tane büyük kredi kartı markası olan banka var, özel banka var. Onlardan herhangi biri bu tekniği kullanarak müşterilerine farklı gözle bakabiliyor. Tabii bu ciddi bir yük de getiriyor. Ne yükü getiriyor? Biz bu yeni özdelikleri her zaman diliminde işte ayda bir mesela bütün Türkiye için hesaplanması gerekiyor. Bazen bazı kararlar anlık verilebiliyorsa milisaniye düzeyinde hesaplanabiliyor olması gerekiyor. Bu veya bir müşteri sizi aradığı zaman call center'da çağrı merkezinde bunu hesaplamanız lazım. Mesela sizden ayrılmak isteyen bir müşteriyi tahmin ediyorsunuz. Churn prediction bu konuda. Churn yani sizin
kurumu bırakmanız çok ciddi bir problem. Kurumlar için, sadece bankalar için değil. Yani siz bir sebepten dolayı, finansal olabilir, duygusal olabilir, siz kötü davranıyordur firmanın bir yerindeki bir çalışanı, siz de artık o firmayla çalışmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl önceden tahmin edersiniz? En azından bir kısmını. Bunun üzerine devam ettik biz bu kredibiliteden sonra. Bu daha da sıkıntılı bir problem. Veri açısından çok büyük sıkıntılı. Çünkü bir insanın kredibilitesine baktığınız zaman onun çok net tanımı var. Kredibilite borçlarını ödeyemiyor demek. Kazandığından daha fazla borç yapıyor demek. Ama churn o değil. Churn'ün çok farklı tanımı var. Kime sorarsınız bir kurumda farklı şeyler diyor. 2 aydır hiç alışveriş yapmadı olabilir. Hesabını kapattı olabilir. Mesela siz e-ticaret sitesinde hesabınız var. 1 senedir var. Hiç kullanmıyorsunuz. Kimin saydığına göre churn etmişsinizdir veya etmemişsinizdir. Bu etiketleme veri bilimin problemlerinde çok karşılaşılan bir durum. Yani etiketleme ile ilgili ciddi sıkıntılar oluyor. Böyle etiket olmadığı zamanlar ayrıca uğraştırıyor bizi. Biz burada yine demin bahsettiğim biraz daha şey burada verinin içine gireceğiz. Kredi kartı verisi üzerinde çalıştık. Burada neler vardı? Demografik veriler vardı. İşte cinsiyet, medeni durumu, söylediği kadar eğitim durumu, iş vesaire. Kredi kartı harcamaları, şube ve ATM ziyaretleri, para transferleri vesaire vesaire. Tabii bunların hepsi bize tamamen anonimleştirilmiş olarak geldi. Yani bütün sayılar değiştirilmiş, bütün kimlikler numaralarla maskelenmiş şekilde. Zaten bu işler başka türlü yapılamıyor. Veya bir sonra göstereceğim örnekte olduğu gibi siz kurumun veri merkezine gidiyorsunuz. 15 tane de davranışsal özellik. Demin gördüğümüz bu diversity, loyalty ve regularity üzerine yaptığımız çalışmaları aldık. Ve buradan yine bir finansal özellik dünyası çıkarttık. Yeni özellikler yarattık. Tabii burada bize çalıştığımız kurum tarafından verilen ham özellikler var. Bir de onların bize vermediği, kendi bir müşteri için hesapladıkları özellikler var. O ayrı bir dünya. Tabii o özelliklerin hesaplanması da, tanımları da aslında bir kurum için ticari sır. O yüzden biz onları görmedik. Her kurumun dünyaya farklı bir bakışı var. Siz A finans kurumu için yaptığınız şeyin aynısını birebir B kurumu için yapamazsınız. Hepsinin farklı dünyaları var. Burada bu davranışsal özellikleri alıyoruz ve bu diversity, loyalty ve regularity farklı mekansal binlere yani kovalara diyelim da araçlara ve zamansal binlere ekliyoruz. Niye mesela saniye olarak gelen veriyi saniyelik işlemiyoruz veya niye 50 metre ya da 5 metre GPS üzerinde 5 metre mekansal granitesi olan veriyi orada işlemiyoruz? Çünkü gruplamamız gerekiyor. Hepsini teker teker ham haliyle işlediğimiz zaman ortaya anlamlandırılabilir bir veri seti çıkmıyor. Mutlaka birleştirmemiz gerekiyor. Ya bir ızgara şeklinde ki biz çoğu zaman bu yaklaşımı kullanıyoruz. Veya bir mağazayı bir dairenin ortasına koyup etrafında ne var ne yok diye baktığımız şeyler de oluyor. Ama mutlaka bir
özet veya indeks çalışması mekansal verilerde yapılıyor. Bunu yapmadığınız zaman karşılaştırmalı bir çalışma yapma şansımız olmuyor. Ha, burada şu soru aklınıza gelecektir. Niye politik sınırları dikkate almıyorsunuz? Mesela il, ilçe, mahalle Türkiye'deki veya bazı ülkelerde posta kodu. Şimdi il, ilçe, mahallenin sınırları çok farklı sebeplerle ortaya çıkmış sınırlar. Türkiye gibi bir ülkede tarihsel bir sürü sebebi olabilir. Bu bizim zenginliğimiz. Ama sosyoekonomik olarak günümüz şehirlerini temsil etmiyor. Etmesi de beklenmiyor, etmesi de gerekmiyor bu arada. O yüzden dünyada genel geçer olan yöntem ızgara sistemi. Yani burada solda gördüğünüz büyük şehirlerde 250 veya 500 metrelik kırsal alanda 2 kilometreye varan ızgaralar ülkenin üzerine geçiriliyor ve onun içine düşen mesela kaç tane bakkal var, kaç tane cami var, kaç tane okul var gibi öyle basit değerlendirmeler bile çok farklı şeyler ortaya çıkardı. Çünkü hepiniz biliyorsunuzdur yaşadığınız yerlerde aynı mahalle içinde bir böyle daha varlıklı bir sokak vardır. Ya da o sokak o mahallenin içinden geçiyordur. Ama onun iki sokak arkasında bambaşka bir dünya vardır. Bu dünyanın yani bütün bu dünyayı iyi yakalayabilmek için doğru yakalayabilmek için bu ızgara yaklaşımı çok önemli. Aynı şey zamanda da geçerli. Zamanları da tabii orada saatlik, haftalık yaklaşımlar var. Ama başka bir yaklaşım daha var. Mesela veri modellerini çıkartırken farklı pencereler kullanıyoruz. Zaman pencereleri kullanıyoruz. 7 günlük, 10 günlük, 15 günlük, 60 günlük. Bu zaman pencereleri sabit olmamalı yaptığımız çalışmalarda. Farklı bir zaman pencerelerinin farklı açıklayıcılıkları oluyor farklı problemlerde. Bunu hep akılda tutman lazım. Yani şöyle diyeyim. Bu özelliklerle ben problemi 60 gün önceden mi daha iyi tahmin edebilirim? 30 gün önceden mi? Her zaman 30 gün önceden doğru olmayabiliyor. Bazı problemleri 60 gün önceden daha iyi tahmin ediyorsunuz. Ama bunun için sizin IT altyapınızın bütün bu farklı olasılıkları hızla test edebilecek esneklik, çeviklikte, esneklikte ve bu büyüklükleri kaldıracak şekilde tasarlanmış olması gerekiyor. Bu davranışsal özelliklerden hesap kısmı göreceğiniz üzere aslında çok basit hesaplardan oluşuyor ama büyüklükler her müşteri için farklı olduğu için yine de basit bir laptopta çözülecek büyüklüklerden oluşmuyor. Bu verilerin işlendiği ve saklandığı sistemlerin özellikle sorgu tarafı çok yoğun kullanıldığı için mesela konumsal sorgular yapılıyor. Konumsal sorgular çok yavaş olabilir eğer altyapınız iyi kurgulanmadıysa. Konumsal sorgu genelde point'in poligon hesaplarını yapan sorgular oluyor. Bu sorguları çok optimize çözen altyapılar var. Veri tabanı yapıları var. İçinde en optimal şekilde yazılmış. PostgreSQL mesela. Veya bunu daha sonra üzerine add-on eklemiş başka ticari sistemler var. Bu kararları doğru vermek gerekiyor. Çünkü siz
Daha sonraki operasyonel sisteme geçtiğinizde makine öğrenme tarafında koşturacağınız GPU'lar buralardan veri çekeceği için bu taraftaki bir zafiyet o bir tarafta başka sıkıntılar yaratıyor. Bu hız konusundaki en yani konumsal verilerin işlenmesindeki en ciddi problemler genelde bu veri tabanından doğru mekandaki doğru veriyi çekme tarafında oluyor. Yoksa bu hesaplamalar gördüğünüz gibi çok basit hesaplamalar, davranışsal öz niteliklerin çıkmasındaki. Velhasıl biz sonunda 13 tane churn tanımı çıkarttık ve her veri bilimi projesinde mutlak olması gereken korelasyon matrisini çıkardık. Bu korelasyon matrisi burada yaklaşık galiba 60 60 mı 50 40 40 böyle bir matris. Demografik verilerle, finansal öznelikler, davranışsal özneliklerle churn label'ları arasındaki korelasyonu gösteriyor. Eksi birden artı bire. Veri bilimiyle biraz ilişkili bir iş yaptıysanız buna aşinasınızdır. Burada önemli olan yerler beyaza yakın değil de tabii ortadaki diagonalde değil. Bunun dışında kalan yerlerdeki korelasyonların manalandırılması. Bazıları çok basit manalar oluyor. Bazıları çok daha karmaşık ilişkileri göz önüne seriyor. Bu matrislerin çıkartılması, üzerinde tartışılması genelde etkileşim gerektiren bir iş oluyor. Çoğu zaman bu problemleri yapmak için, incelemek için etkileşimli yazılımlar geliştiriyoruz ki hızla bu matrisin arkasındaki nedenselliği inceleyebilelim. Buradaki incelemenin sonunda yaptığımız çalışmada da churn ile ilgili bir model çıkardık. İncelemenin ne olduğundan çok bu incelemede şöyle bir şey göstereceğim. Bir Hidden Markov Chain kurgulamamız gerekti. Yani şundan şöyle ilişkiler arasında ve bunun hesaplama tarafında çok ciddi problemlerle karşılaştık. Çünkü her adımda karmaşıklık artıyordu ve elimizde bizim o sırada ulaşabileceğimiz bilişim gücü yavaş yavaş yeterli olmamaya başlamıştı. Bunun üzerine veriyi ufaltarak, veriyi farklı parçalara ayırarak çözüm yapmaya yoluna gittik. Hala kullanılan yaklaşımlardır. Ama production ortamında tabii yapamayacağınız şeyler. Keşif zamanında yapabiliyorsunuz. Sonunda çıkan düzgün feature setlerle ve kurallarla ve önceliklerle de çözüme ulaştık. Çözümümüz neydi? Yani siz bir kişinin churn edip etmeyeceğini bir ay öncesinden sadece finansal kriterlere bakarsanız bankanın elinde bulunan %84'te tahmin edebiliyorsunuz. Sadece bizim davranışsal feature'lara bakarsanız %72 ile tahmin ediyorsunuz. Ama ikisini bir tutarsanız yani finansal ve davranışsalı beraber baktığınız zaman davranışsal feature'lar finansal feature'ları %2 arttırıyor. O %2 önemli bir sayı. Onun yani karlılık için önemli bir sayı. Bu bağlamda başarıya ulaşmıştı. Daha enteresanı, demin bahsettiğim gibi biz bunu 30 gün için değil de 60 gün öncesinden bu tahmini yaparsak birleşik tahmin oranımız %88'e çıkıyor. Bu da iyi bir skor. Ha, burada hangi algoritmayı kullandınız derseniz, Random Forest, çok basit bir Random Forest kullanıldı.
daha karmaşık modeller kullanılamaz mıydı? Kullanılabilirdi. Fakat şu anda yapay zekada karmaşık modellerin kullanılmasını engelleyen önemli bir sorun var. Açıklanılabilirlik. Yani derin öğrenme ağlarının içinde neler olup bittiğini siz karşı tarafa açıklayamadığınız zaman riskleri de açıklayamıyorsunuz. Ama bir random forest algoritması açıklamak oldukça kolay. İçeride neler olup bittiğini anlamak da, yani sizin için de anlamak da kolay. Aynı şey deep learning, derin öğrenme de mümkün değil. Yavaş yavaş buraya doğru ilerliyoruz. Burada da ben hesaplamalı tarafta çok ciddi beklentiler olacağını düşünüyorum. Çünkü bu anlaşılabilir ve açıklanabilir yapay zeka aynı zamanda bir diyalog içeriyor. Yani iş birimlerinin yapay zeka modeliyle, makine öğrenme modeliyle ya da daha basit bir diyalog içine girmeleri gerekiyor. Şimdi konuşmamın ikinci kısmında burada bir 10 dakika ara verelim isterseniz. Bu diyalog üzerinden devam edeceğim. Tamam. Onunla ilgili ne gibi araçlar yaptığımızı devam edeceğim. Bu çalışmanın sonunda biz bir üçüncü, bir onu toparlayayım belki. Kampanyalar üzerinde çalışmaya başladık. Hani bankalar kampanya yapıyor ya. Fakat orada işte mesela şeye takıldık. Büyüklüklere takıldık. Yani bizim ilk uğraştığımız problem kredibilite. İkinci uğraştığımız problem churn. Bu iki problemde de çıktığımız ham veri kredi kartı transaction'ları. En yoğun veri buydu. Kampanyaya girdiğiniz zaman sayısız SMS'in sayısız müşteriye çok farklı zaman dilimlerinde ulaşması ve buna göre müşterinin tepkisi işin içine giriyor. Hem sinyaller çok fazla hem de çok zayıf. O yüzden burada ilerleyemedik mesela kampanya deneylerinde, kampanyadaki davranış deneyleri. Bu da yani her işin istendiği gibi gitmediğini, her süreçte de, her projede de başarının olamadığı. Eğer elimizde daha büyük verileri hızla manalandıracak sistemler olsaydı kampanya tarafı da iyi gidecek diye düşünüyorum.